Bismillahirrahmanirrahim 13. ders doğrudan Arapça derslerinden bu çalışma 4 sayfadan oluşuyor. 4 sayfanın hepsi de ödevdir. İlk çalışma dal ile nun harflerinin karşılaştırmasıdır. Ee, i̇çinde nun olan kelimeler ve içinde dal harfi olan kelimeler birbirlerine mana olarak yani nasıl e, karşılaştığını yani mana karşılaştırmalarını inceleyeceğiz. Tabi bunu sözlük kullanarak yapacağız. Bu çalışmanın hedefi hem e, kelimelerin böyle birbirine benzeyen hallerinde yani manalarını da e, çözerek bu kelimeleri daha fazla ayırt edici olarak ezberlemektir. Dar, nar mesela birbirine karıştırılabilir. Beyd, beyin ya da bedin, benin şeklinde. Bade, bir de bane. Bunlar fiil olmak hasebiyle sondaki harekeler okunur. Ban ve bad denmez. Bane, bade. E, dur, nur. Daci, naci. en ennehil. Bu kelimeleri şöyle bir manalarını karşılaştıralım. Dar kelimesi tabi ev anlamına geliyor. Biz yine tabakuda yazalım. Dar evdir. Ee, nar nedir? Nar ateştir arkadaşlar. Cehennem ismi de aynı zamanda ateş. Çoğulu nirandır. Tabi isimlerde çoğuluyla birlikte ezberlemek esas olduğu için dar kelimesinin çoğulu da diyar Dar diyar, Türkçe'de diyar var. Diyar yani evler aslında, bölgeler anlamına gelir. Duvar şeklinde de çoğulu vardır. İki tane çoğulu var. Dar diyar duvar. Evet, e, isimlerde çoğulu da ezberlemek esas. Beyt ve beyin. Bakalım. Beyt kelimesi. E, beyt beyden yok. Bu yet kelimesidir. Beyde. Beyden şöyle yani beyt kelimesi tek başına kullanılmıyor öyle zannediyorum. Eee beyde anne Beyde anne yani birlikte e, anlamına gelir. Birlikte Beyde anne zira anlamına gelmektedir bir cümle olarak bunu şöyle bir örnek olsa güzel olur. Bu beyne bey, biyedeyye yani biyet kelimesi biyedeyi eli iki eliyle bununla tabi sözlük aynı zannediyor. O şekilde çıkarıyor ama e, bu ortası fethalı beyt şeklinde Tabi bizim bir sözlüğümüz daha var. Şimdi ona bakacağım. Yani burada beyde enne beydün şeklinde tabi e, beyde enne şeklinde var. Beyde en bir de beyde enne. Yani iken dığı sırada yani indema gibidir. Inde E, beyde ma, indema yani yaparken anlamına geliyor. Şimdi bunu e, Burada bir açıklama var güzel. En neye bitişik olarak gelir? Bu yeterli bir açıklamadır. Yani beyde kelimesi illa en ne ile birlikte gelmesi gerekir. Beyde en ama fakat gibi anlamlara gelmektedir. Tamam beyin kelimesine bakalım. Beyin beyene değil beyin işte beyin aralık fark demektir. Beyin bir anlamı iletişimdir yani esas itibariyle aralık ve fark anlamına gelmektedir. Bedin Benin bedin şişman demektir bedeni çok yani bedin bir de Benin Benin çocuklar demektir yani tabi Benun çocuklardır o Benin şeklinde dönüyor şey, yani burada bakın benun çoğuludur İbn kelimesinin çoğuludur çocuklar evlatlar anlamına gelir bu benin olması bazı durumlarda benin şeklinde olur o da yine çocuklar anlamına gelir bade bir fiil olarak badin değil bade fiil işte bade bade yani telef oldu anlamına gelir telef olmak telef oldu bade. Bane nedir? İnşa olduğu anlamına e, bina, bina yapıldı. Şöyle bane şeklinde arıyorum. Bane fiil olarak sonu fethalı. İşte bane ve inkata. Bane ortaya çıktı. Evet. Bane ortaya çıktı anlamına geliyor bana an ayrılmak anlamına geliyor. Eğer an harfi cerri ise bana an yani ayrıldı ama bane tek başına ortaya çıktı anlamına gelir. Evet bu şekilde baneyi de ortaya çıktı olarak e, öğrendik. Bane belirmek, açık olmak anlamına gelir. En üstte varmış. Bane beyan kelimesi ee, onun mastarıdır arkadaşlar. Beyan. Ee, yani belirmek, açık olmak, gözükmek, görünmek gibi anlamlara gelir. Bade, telef olmaktır. Dur, nur. Dur, şöyle. Devur değil. Bu devurdur. Dur. Arıyoruz. Devurun, devur. Evet, sözlük kullanımı da burada tecrübe ediyor. işte dur durul fısık yani günah yuvaları ee, dur acaba uzaklık yani bu e, işte evler dar kelimesinin çoğulu da olmuş olabilir yalnız dur şeklinde başka evet bir dar kelimesine şimdi bakacağım onun çoğulu olabilir Şöyle. Tabi bu sözlükte e, hareket yazmak yok ama bakın burada bir bilgi var. Durul lahvi. Eğlence yeri. Dur demek ki yerler. Yani dar kelimesinin çoğudur. Hani dar dedi ki ev. E, duverdir aslında da duver. E, dur şeklinde de e, demek ki e, yazılıyormuş. Evet. Dur yerler şeklinde çevireceğiz. Nur zaten nurdur. Aydınlıktır. Yine de yazalım arkadaşlar. Nur. E, çoğulu envar. Işık, lamba, nur, parıltı, ışıltı demek aydınlık. Envar çoğuludur. E, daci kelimesine bakalım. E, Daca da, şeklinde var. E, yani tatlı sözlerle kandırmak. Daci eee yani onu biz Deca şeklinde aramamız lazım ki ismül failden şöyle bakın Deca ee, Duca Duca değil Deca Gecenin karanlığı demek. Daci de karanlık çökmesi anlamına geliyor. Naci ee, Naci Şöyle kurtulan anlamına kurtulmuş olan anlamına gelir. Tabi dağcıyı tam emin olmak için bir daha yazıyorum. Yani burada e, dağc desek dağcın karanlık anlamına gelir. Yani dağcıyı biz karanlık e, olarak düşünebiliriz. daça bu to, tatlı sözle kandırmak anlamına geliyor. Eee Evet. Yani başka Daci şeklinde y harfiyle yoktur. bunu işte deci şeklinde yazdığımızda gecenin karanlık karanlık diyebiliriz daci arkadaşlar. Naci kurtulmuş olan. Dahil nahil var. Dahil kelimesi o harfi tarifi yazmıyoruz. El-dahil baştaki harfi tarif o ektir arkadaşlar. Burada da dahildir asıl kelime. Dahil yani dahili yeni demek. Bir anlamda sahte anlamlara geliyor. Dahil, misafir, ecnebi gibi anlamlara geliyor. Garip gibi anlamlara gelir. Nahil ise nahil hurma anlamına geliyor. Nahil. Evet. Hurma ve hurma ağacı da nahil e, denir. Evet. Bu şekilde kelime incelemesi yapacağız. Aynısını yazacağız. Burada cümle kurmalar var. E, yafsahu muayene ediyor. bu doktor el de hastayı. Şimdi burada muayene etmek fiili zaten bu böyle yefsahu -şey, yef hasu geliyor. Ye ile başlaması onun geniş zaman yani şimdiki zaman olduğuna işaret eder. hasu muayene ediyor. Attabibu. Bu damme olması bu fiili yapan bu olduğuna işaret etmektedir. Fetha olması da fiilden etkilendiği yani fiilin onun üzerine Uygulandığını gösterir. Yani Hastaya muayene fiili uygulanmış. Dolayısıyla o fetha onu bize anlatıyor. Yoksa hasta doktoru muayene etti diyemeyiz. Yani burada desek bu meridu bu da tabibe olması gerekiyordu. İşte böyle Arapçada harekelerin damme ve fetha olması onlara rol biçiyor. Damme ona fail özne rolü veriyor. Fetha ona mef'ul nesne rolü veriyor. Evet, yefhasu et tabibu Doktor hastayı e, muayene ediyor. Tabi burada bayan doktor değil, erkek doktor. Çünkü tabib demiş. Tabibetu değil. Yumsiku tutuyor. Burada bir kesra var. Yumsiku et tabibu doktor es Bakın yine fetha nesne olduğuna, damme özne fail olduğuna işte doktordur. Tutan neyi tutuyor? Stetoskopu. El maridu yanamu. Hasta uyuyor. Ala seriri. Yatağın üstünde. Burada fiilimiz başta değil. Önce hasta kelimesi el maridu. E, yanamu uyuyor. Ala seriri. E, yatağın üstünde uyuyor. Bu ala'dan dolayı bu kesra olmuş. Yetenavelul maridu. Evet, yiyor hasta. Ed-deva-e ilacı. Yine burada fiil bunun fail olduğu dammesinden yani özüne olması dammesinden belli. Deva ilaç ise içilendir. Yani yiyilendir. O da fethalı olmuş nesne olduğuna işarettir arkadaşlar. Bir yine burada müderris kalemi alıyor. Kitabı alıyor silgiyi alıyor ve tebeşiri alıyor. El müderrisu yumsikun. Öğretmen alıyor. Neyi? El kaleme. Burada kalemi aldığına işaret kalemin fetha olmasıdır. müderris başta olmasıyla bunun işte fiili başta olmadığı için bu bir isim cümlesi buna denir. Yani öğretmen ne yapmış öğretmen? Yumsikun kaleme. Kalemi tutuyor ya harfi onun şimdiki zaman olduğuna işarettir. Ve yine el müderrisu yumsiku, kitap kitabı tutuyor, silgiyi tutuyor, tebeşiri tutuyor. Tedribu sanimin 8. tedrib. Bunları hatırlayacağız. Cezer havuç, cisim vücuttur. Cübün e, cübün kelimesi peynir. Cübün. Şöyle bakalım. Yani korkaklık manası da var ama peynirdir, cübün. C, 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 jim harfinin fetha, kesra, dammeli hali. Ha harfi harita, haritadır. hıyar, salatalıktır. Hubuz ekmektir. Ha, hi, hu. O da ha harfinin durumu. Sat harfi sunduk, yani kutudur. Basal bu soandır. Yafhasu, bu dammesi var fiil olmak hasebiyle yani şimdiki zaman fiili dammeli olur. Yefhasu yani tedavi ediyor, muayene ediyor, tedavi değil muayene ediyor. Fahase, sat harfinin başta ortada sondaki durumu, başta ortada onun bir şöyle bir ayrıntısı var ona dikkat edelim. Sat harfini önce bir ayrıntısına gidiyor ondan sonra bağlanıyor. Ayrıntısı başta da yine var. Sonda ayrıntı yok. Sonda ayrıntı bittikten sonra onun alt kısmı yapılıyor. S harfinin başta ortada sonda yazımı. Kürsi sandalyedir, mektep masadır, yumsiku bu dammesi var tutuyor anlamına gelir. Ye onun şimdiki zaman olduğuna işaret. Kef harfinin başta ortada başta ile ortada aynıdır. Tabi ortada öne de yapışıyor öncekine. Sondaki durumu kefin elifbadaki durumuyla aynıdır. Başta ortada sonda ve müstakil kef yazımı bunun aynısını aşağı yazacağız. Semek, semek. iki kere yazalım. Bab, bab, bab. Yani balık ve kapı anlamlarına gelir. Bu şekilde bitirdik. Ve bütün sayfalar ödev.